Afrika'dan Balkanlara, Asya'dan Orta Doğu'ya tüm mazlum ve mağdurların elinden tutarak emperyalist sömürge düzenine biz dur dedik. Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu kardeşiniz dünya beşten büyüktür diye haykırarak emperyalistlerin kurduğu küresel sisteme biz itiraz ettik. Buradan şimdi Bay Bay Kemal'e sesleniyorum. Şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan batıdaki ağa babalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Git dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türk'üne sor. Sor ki bizim kime secde ettiğimizi, kime de duruşumuzla, mücadelemizle, direnişimizle diz çöktürdüğümüzü sana anlatsınlar. Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız. Bay Bay Kemal, unutma, sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de biliriz. Senin ayakkabıyla çiğnediğin seccadeyi de biliriz. Kıbleyi de biliriz. Kabe'yi de çok iyi biliriz. Hanım kardeşlerim, biz bir metrelik bez parçası dediğin başörtüsünü de biliriz. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızı da çok iyi biliriz. Ya bu Bay Bay Kemal başörtüsüne bir metre karelik bez parçası demiyor muydu? Ne diyeyim ben buna? Ama gel gör ki şu anda işte yanına almış 3 tane yavrucuk. Onlarla beraber bir yedili masa oluşturmuşlar. Ve bu yedili masada bunlar maalesef bu ülkenin kaderiyle oynuyorlar. Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan anti-emperyalizm dersi almayız. Kısır siyasi hesapları uğruna PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerinin emrine girenlerden onurlu duruş dersi de almayız. Bizim ömrümüz bu ülkenin ve milletin hakkını 7 düvele karşı savunmakla geçti. Daha 7 kişi aynı masada oturtmaktan, aynı hizada tutmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur soruyorum sizlere. Gençler, hanım kardeşlerim, şimdi buradan Afyonkarahisar'ın Zafer Meydanı'ndan öyle bir ses verin ki Bay Bay Kemal'den emperyalist ağababalarına kadar duymayan kimse kalmasın. Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta
Türkiye yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta emperyalistlerin de, onlara sırtını dayayarak horozlananların da, Türkiye'nin başına musallat olmak için gün sayan terör örgütlerinin de, terör örgütlerine güvenerek iktidar rüyası görenlerin de, hepsinin de heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz? Maşallah. Ben ne diyeyim ya? Siz cevabı verdiniz. İşi de bitirdiniz. Afyonkarahisar bu coşkusu ve muhabbetiyle yanımızda olduğu müddetçe Türkiye yüzyılının inşasının önüne Allah'ın izniyle kimse geçemez. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu ülkenin siyasetini yalan, iftira ve nefret diliyle zehirleyerek inşa değil, yıkım üzerinden iktidar rüyası görenlerdir. Halbuki biz 20 yıldır sadece eser ve hizmet siyasetiyle bu ülkede neler başarılabileceğini cümle aleme gösterdik. İşte havalimanından buraya gelene kadar yol boyu her taraf maşallah tıklım tıklım doluydu. Afyonkarahisar'dan, Afyonkarahisarlardan Rabbim razı olsun. İnşallah Türkiye yüzyılını da eser ve hizmet siyaseti üzerinden yükselteceğiz. Şimdi 26 gün kaldı. 26 gün ana kademe, kadın kolları, gençler gece gündüz çalışmaya var mıyız? Kapıları çalıyoruz değil mi? Ve inşallah ben diyorum ki her bir AK Partili 100 kişiyi daha ne yapmalı? Sandığa taşımalı. Var mıyız? Ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi Afyonkarahisar'ımıza da kazandırdığımız yatırımları tek tek saymaya kalksak herhalde saatler yetmez. Bunun için Afyonkarahisar'a son 20 yılda güncel rakamlarla yaptığımız yatırımın tutarı ne biliyor musunuz? 68 milyar liralık yatırım yaptık. Saatlerce anlatsak bitmeyecek yatırımlarımız var. Kardeşlerim, bu Bay Bay Kemal'e ve yanındaki o avarelerine bu ülke kalacak olursa inanın ne doğalgaz, ne altyapı, üst yapı, bunların hiçbirini bulamazsınız. Bunlara kalsa bunlar ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki bu yollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, üniversitelerle soğan patates gelir mi ya diyorlar. Ya bunlar olmazsa bu soğan patates hangi yoldan gelecek? Bunlar olmazsa siz Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna nasıl gideceksiniz? İşte bak geldik. Şu anda biz Afyonkarahisar'a havalimanına indik. Oradan da buraya ulaştık. Ama bir zamanlar bunlar yoktu. Şimdi bunlar oldu. Bunlar medeni değil. Bunlar gayrimedeni. Biz geldik. 78 üniversite vardı Türkiye'de. Şimdi 208 üniversite var. 81 vilayetin tamamında üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Niye? İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Hatırlayın. Biz göreve geldiğimizde sıraların üzerinde kitap var mıydı? Şu anda benim yaş kategorimde olanlar bilir. Biz tekstil kağıtlarıyla okurduk. Ama biz ne yaptık? Dedik bu acıyı yavrularımıza çektirmeyeceğiz.
Biz birinci hamur kağıt, kuşe kağıttan kitapları sıraların üzerine koyduk mu? Ücretsiz olarak bütün yavrularımız artık kitabını alıyor mu? İlme saygı budur. Bay bay Kemal. Bu kadar büyükşehir belediyelerim var. Ne yaptınız? Yurtlardan bahsediyor. Bir sene içinde diyor yurt sorunlarını çözeceğim. Neyi çözdün? Hadi bu yurtlarda bunu yapsaydın ya. Şu anda 850 bin öğrencinin yurt sorununu biz çözdük. Ve şu depremde de işte bu yurtlar ne oldu? Online sistemine geçtik ve bu yurtlarda depremden gelen birçok kardeşimizi misafir ettik. Şimdi burada 14 Mayıs seçimlerinin arefesinde Afyon Karahisar'a ve milletimizin tamamına sormak istiyorum. İşte adaylar, işte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık, hepsi de sizin tartınıza, kantarınıza çıkacak. Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye yüzyılını kime emanet edersiniz? Gözünüzün nuru, evlatlarınızın istikbalini kime emanet edersiniz? Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Bu mafyayla, bu terör örgütüyle el ele, omuz omuza, Kandil'le işbirliği yapan Bay Bay Kemal'e mi emanet edeceksiniz? Bunların parlamentodaki uzantısı malum HDP'ye mi emanet edeceksiniz? İYİ Parti'ye mi emanet edeceksiniz? Ayı adı iyi ama onun dışında her şey var. Ülkenizin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücüyle dünyada hak ettiği yeri alması için kime güvenirsiniz? Ah kardeşlerim, bunlar çok önemli sorular. Bu soruların cevabını aklınızda ve vicdanınızda vermeden sandığa gidemezsiniz. Onun için tekrar soruyorum. Hanımlar, bakkala ekmek almak için bile göndermeye güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler, dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakikalığına bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğundan şüphe duyacağınız birine ülkenin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşte 14 Mayıs'ta tüm bunları göz önünde bulundurarak kararı vereceksiniz. Gördüğüm kadarıyla Afyon zaten kararını vermiş. Rabbim hepinizden razı olsun. Şimdi bazıları içinden 20 yılda yaptıklarınız tamam da bundan sonra ne yapacaksınız onu söyleyin diyordum. Onlara cevabımız şu: Türkiye 100 yılı vizyonumuzu geçtiğimiz yılın 28 Ekim'inde Cumhuriyetimizin yeni asrının selamlaması olarak açıkladık. Bu vizyonla milletimize 17 başlık altında Türkiye'yi önümüzdeki asrın lider ülkesi haline dönüştürmeyi vaat ettik. Hazır mısınız? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Dili olacağız. Kardeş olacağız.
Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Rabbim yar yardımcınız olsun. Yanlışa yanlışa, doğruya doğru. Neyse onu söyle, doğruya doğru. Eğmedik bükmedik, doğruya doğru. Asla diz çökmedik, doğruya doğru. İşte doğru zaman, işte doğru adam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İl başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Afyon Karahisar evladı, eski bakanımız Veysel Eroğlu sahnede. Hoş geldiniz. Doğru zaman, doğru adam. Recep Tayyip Erdoğan. Yeniden var olduk, doğruya doğru. Aşkımız temelli, hem yerli hem milli. İstikamet belli, doğruya doğru. İşte milletimizin göz bebeği, ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı, milletimizin hizmetkarı, anadan, yardan, serden geçen lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.